Merhabalar, ben Esenboğaz Kelpikor Köyü Dernek Başkanı Civan Nimet Koç. Köyümüze hoş geldiniz. Yar sani gül perestin, bak bir gül aldan kestin. Yar sani gül perestin, bak bir gül aldan kestin. Madeci
Wait on.
خلته گریم و فقیه فروکار چه به خلته گریم اخلاق لاد لب رزیل بیاد لب به تو اگر bu köyümüzün kış çekimi, tekrar köyümüzün yaz çekimi de yapılacak. Gurbetten Sıla'ya bir köprü kurabilmek adına köyümüzde çekimler yapıp bunu sosyal medyada köylerimize taşıyacağız. Bu noktada Göle Objektif Poyraz kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bir nebze de olsa özlem gidermek için yaptığımız bir çalışmadır bu. Yaklaşık 3 senedir kurduğumuz derneğimiz ve köyümüzün derneğe olan katkısı, desteği sayesinde köylülerimizle bir araya gelme noktasında çok daha büyük bir yol kat ettik. Bu açıdan köylülerime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Ben Esenboğaz Kelpkor Köyü Muhtarı Fevzi Demir. Bilindiği gibi hayvancılıkla geçiniyor. Yazın gurbetçilerimiz yoğun, kışın çok sakin, 41-45 aşağı yukarı, 45 aneye düşüyor. Gençler de çoğunlukla yine kışın gurbete gidiyor. Bize, yani gurbetçilerin de olsun, derneğimizin de olsun, son zamanlarda sağ olsun destekler oluyor. Gurbetçilerimizin köydeki bu yapılan yatırımların, hayır işlerinin
Çoğusu gurbetçilerimiz tarafından karşılanıyor. Kendilerine burada çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Burada tüm köylerime, gurbetteki iş adamlarımıza, bütün hayırseverlerimize, bütün komşularımıza hepsine ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı iletiyorum. Yani köyümüzün en ufak bir sorunu olsa bütün özverisiyle yanımızdalar. Yani her zaman destekçilerimizdir gurbetçilerimiz. Köydeki en ufak bir şey sıkıntımız olmuyor. Olduğu anda da sağ olsun dernek başkanımız olsun, derneğimiz olsun, gurbetçilerimiz olsun bu konuda çok duyarlılar. Bize her türlü desteği sunuyorlar sağ olsunlar. Taziye evini diyebilirim %80'ini bizim gurbetçilerimiz karşıladı. Sağ olsun komşularımız ön ayak oldu, destek oldular. Tamamını diyelim, burada çok ufak bir köylü olarak ufak bir katkımız oldu ama çoğunluğunu gurbetçilerimiz, hayırsever gurbetçilerimiz karşıladı. Sağ olsun güzel de bir şey çıkardık piyasaya. İmam evimiz mevcut. Gerçi şu an imamımız yok, imam bekliyoruz ama bu son zamanlarda atama olursa inşallah şeyimiz de var, talebimiz de var. İmam da gelecek. Bak bir yayla sorunumuz var. Onu da sağ olsun dernek başkanımızla da istişare ettik, konuştuk. Gerekli mercilere davalarımız falan olsun, avukat mafukat her şeyimizi tutmuşuz. Onlar da sağ olsun el attılar. Bir o var, başka bir köyümüzde herhangi bir sorunumuz yok. Yolumuz, suyumuz, her şeyimiz mevcut, her şeyimiz iyi, güzeldi. Komşularımız iyidir, duyarlıdır. Yani bizim köy gerçekten duyarlı, eğitimli, kültürlü, yani son derece iyidir. Yani birbirine bağımlılığı olsun, burada olsun, gurbette olsun, iyidirler yani. Köylerimiz, birlik beraberliğimiz çok iyi, çok şükür. Rahatız, huzurluyuz. Yani herhangi birinin arasında bir sürtüşme, bir şey mi yok bizim köyde, öyle bir şey değil. Yani diyebilirim ben 8 yıldır mesela, 2 dönemdir muhtarım. Gölen'in en sorunsuz köyü. Bütün dairelerde, kurumlarda, karakollarda en sorunsuz, sıfır olay. Bu 8 yıl içerisinde herhangi bir olay, bir karakolluk olayımız olmamış çok şükür bugüne kadar. Çok şükür. Burada bütün gurbetteki köylerime, komşularıma hepsine saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.